Sağ olsun. Yelta Bey söylemiştir zaten, birazdan ifadeniz alınacak. Yanında olmamızı ister misin? Aç mısınız, bir şeyler yemek ister misiniz? Ne kadar duracağınız belli değil çünkü. Yelta hemen bir şey ayarlasın. Ben mi? Evet, ortakçım. Ayarlarsın değil mi? Bir bakayım bakayım. Abi Cengiz evdeymiş ama, değil mi? Anladığımız o. Telefon evde ama kendisi yok. Bir de tabii bu misafir kimdir, ne zaman geldi, nereden geldi onu da bilmiyoruz. Eve sık gelen yakın arkadaşlardan biri olabilir. Aynen. Neyse, anlayacağız birazdan. Ne yapalım savcım, kimle başlayalım? Ha bir de tabii çocuk savcısını çağıralım mı? Gerek yok. Anneyle başlayalım, sonra da Meltem'i çağırırız. Müsaadenizle savcım, önce biz bir konuşsak, görüşsek olur mu? Müvekkilimle görüşmek isterim. Ortağım Celin Hanım da bana eşlik edecek müsaadenizle. Tabii olur. Teşekkürler. Buradan giderken de babanı gördüğüne pek memnun değildi. Korktum. Beni nasıl karşılayacaklar bilemedim ki. Bayağı sevgi dolu karşıladı ama seni. O kadar seviyorsa niye beni bulmadı? Babalık edip cehennemden çıkartmadı. Siz sordunuz mu, hiç kayıp ilanı vermiş mi benim için? Aramış mı? Lan bu kısmı geçelim. Babanı kimin öldürdüğüne dair bir fikrin var mı? Bilmiyorum. Ben annemin sesine uyandım. Salona geldiğimde babamın başında ağlıyordu. Odada başka kimse var mıydı? Kimse yoktu ki. Kafanda yara mı var senin? Hayır. Kanamış burası, kurumuş kan mı? Hatırlamıyorum, çarptım herhalde. Mendilin var mı? Emin misin? Nasıl görünüyorum? Ver, mendilini ver. Ben sana başka bir mendil bulsam. Ay Yekta, ver şunu ya. Acıyor mu? Sonra bana ılgazdı. Aman şöyleydi, böyleydi deme. Herkes işini yapsın, ben de işimi yapıyorum. İşte topuklu fırtına sahalara indi. Tuğçe, sorgu odasına mı indiler? Yok hayır, Metin abinin odasına geçtiler. Tamam, sağ ol. Gözünüz aydınlandı, hoş geldiniz masaya, bu koltuğa hep yakıştın Metin abi. Vallahi duymayı bile özlemişim oğlum. Hadi hadi geç geç geç, soğudu kahve ya. Hadi.
Buyurun amirim, afiyet olsun. Oğlum yeter ama ya, utandırdınız artık. Şamata bitti diyorsun yani. İyi tamam madem amirim. O zaman buyur. Ellerinden öper. Bunlar senin, bu benim. Nasıl ya, hepsi mi yani? Evet. Yani yapacak bir şey yok. Vallahi senin yokluğunda vatandaş delirdi amirim. Kolay gelsin madem. Hadi kolay gelsin amirim. Buyurun, buyurun. Evet, Dane Hanım. Buyurun, dinliyoruz sizi. Sana daha önce de dediydim ya. Girdim, ayağıma takıldı. Öyle buldum Ehsan'ı. Baktım, ıpıslak. Görmesem de kokusundan anlarım. Elledim. Dedim, kan bu. Hemen yardımı çağırdım. Soğuktu. Ama belki ölmemiştir dedim. Baktım, bıçak. Bıçağa dokundun yani. He, dokundum vallahi. Hata mı ettim? Herkesle çekişirdi. Hele içti mi yanına yanaşamazsın. Size şiddet gösterir miydim? Sırf bana olsa gene iyi. Eline kim geçtiyse. Büyük oğlanı dayak manyağı etti. Bugün kahrolasıca yasaklı maddelere tutunduysa babasıdır sebep. Dane anne. Eve gelen kişiyle kavga etmiş olabilir mi? Olabilir, olmaz mı? Büyük oğlunuz Cengiz'le kavga etmiş olabilir mi? Kendisine ulaşamıyoruz. Telefonunu da evde bulduk. Nerede olabilir, bir fikriniz var mı? Onu bulmak çok zor evladım. Bir gittim haftalarca gelmez. Ölsen haberi olmaz. Ama akşam evdeymiş. Sence Cengiz mi yaptı Dane anne? İnsan babasını öldürür mü oğlum? Kaç yıl ayrı kaldın baba evinden? 6'yı geçti. Duyar duymaz gelmiş baban. Ama sen tedirgin olmuşsun sanırım. Affedersiniz sayın savcım ama bunun İhsan Bey'in ölümüyle bir alakası yok. Yani o gün şoktan öyle bir şey söyledi ama siz orada değildiniz, şahit olmadınız. Tamamen aktarım yoluyla bilgi verildi size. Kaynağımın doğru söylediğine eminsem eğer. Müvekkilin babasını kaybetti. Lütfen ifadeye odaklanabilir miyiz? Yekta Bey'in müvekkili.
Evet, Yekta Bey'in müvekkili. Ben sadece yardımcı olmak için söylemiştim. Peki. Peki. Dün akşam babanı en son ne zaman gördün? Sen kime karşı geliyorsun lan? Babanım ben seni. Dediğimi yapacaksın. Anladın mı? Gebertirim seni lan. Gebertirim ha. Dün gece yattığımda babam daha gelmemişti. Ben gece görmedim hiç. Sabah annemin sesini uyandım işte. Bir şey de mi duymadın? Misafir gelmiş, sofra kurulmuş. Hiçbirini duymadın mı? Belli ki bir tartışma olmuş bıçaklanmadan önce. Sehpa devrilmiş, gül tablası kırılmış. Bunları da mı duymadın? İlaç verdi doktor. İçince ağır oluyor uyku. Ne ilacıymış o? İçerideki tavrından anladığıma göre şu andan itibaren avukat ve savcıyız. Yani böylesi daha iyi olacak çünkü. Bu tavrın bir şey bildiğin için mi? Yoksa bilmediğin için mi? Meltem'in savunulma hakkı olduğu için. Tamam. Ama alınmaca gücenmece yok. Asla yani. Ben senden korkuyorum. Eve gittiğimizde bir gerginlik yaşamak istemiyorum. Tamam. Tamam, anlaştık. Anlaştık. Şimdi Atilla'nın resmi olmayan bir ifadesini alacağım. Yani birkaç soru soracağım sadece. Tamam. Buyurun. Buyurun avukat hanım. Teşekkürler, sağ olun.